Eleştirilerin odağındaki Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, diş protez yapımına yeniden başlanacağı duyuruldu. Vatandaşların uzun süredir istedikleri tedaviyi göremedikleri gerekçesiyle, yoğun şikayet ve tepkilerin odağı haline getirdiği, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, protez ihalesi yapıldı. Aylardır malzeme olmaması nedeniyle Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde vatandaşların yarım kalan tedavileri yapılamıyor ya da Kırıkkale'ye sevk ediliyorlardı. Büyük mağduriyetlerin yaşanması nedeniyle vatandaşlar yarım kalan tedavilerini özel polikliniklerde yaptırarak ceplerinden büyük meblağlar ödemek zorunda kalıyorlardı. Genel Yayın Yönetmenimiz Ercan Şeker, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın aylık düzenlediği 31 Ağustos 2021 tarihli son basın toplantısında durumun vahametini dile getirmişti. Şeker, binası var, cihazları var, vatandaş neden Kırıkkale'ye sevk ediliyor, neden hizmet verilemiyor, diye sormuştu. Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nden sürekli şikayet ihbarları geliyor bize. Mesela protez kaplama, kanal tedavi yenileme gibi taleplerde sevk ediliyorlarmış Kırıkkale'ye. Bu sorun niye düzelmiyor? Yani binası her şey dört dörtlük bir bina ama bu hizmetler Çankırı'da neden verilemiyor? İnsanlar neden Kırıkkale'ye mahkum ediliyor? Bununla ilgili araştırdığımız ama teyit edemediğimiz bilgilerde de belli noktada ihale yapılmadığı için ya da tam bilmiyoruz. Bu hizmetler verilemediği söyleniyor ama pandemi gerekçesi gösterildiği söyleniyor. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Ben bunu arz edeyim. Şimdi kapattınız. Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde biz ihale yaptık bir defa ama ihaleye katılan olmadı. Şu an tekrar ihale aşamasındayız. Pazarlık usulü ihale yapacağız. İnşallah en kısa sürede onları temin edeceğiz. Ödeme gün sayıları, süreç çok uzun olduğundan dolayı firmalar çok fazla ihaleye girmek istemiyorlar. Konu Türkiye genelinde bir sıkıntı. Peki ne zamandır bu ihale, kaç aydır bu şekilde bu sorun devam ediyor? Şimdi ihalenin en erken bir zaten ihale süreci 3 aylık bir zamanı gerektir. Yani biz 2 defa toplam 6 aylık bir süre geçti. Ya 6 aydır bu hizmetler bu yüzden mi verilemiyor? Ya pandemi sürecinden dolayı zaten biz yaptık ama hazırlıklarımızı yaptık. Yani pandemi sürecinden dolayı zaten bu hizmetleri veremiyorduk ama aynı esnada ihale hazırlıklarımızı yaptık ama katılan firma olmadı. Peki diğer hastaları nasıl verebiliyor? Orada da pandemi var. Nereden? Kırıkkale mesela. Ankara'da. Bursa'da mesela. Yani bunu vatandaş soruyor. Biz de size aktarıyoruz. Diyor ki ya bu hastanede pandemi vardı, bu hastanede pandemi yok mu? İkisi de devletin hastanesi diyor mesela. Şimdi il alınan şeyler değişti. Yani kimi iller mesela Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde acil dışında hiçbir hizmet vermedi pandemi sürecinde. Biz ama acillerde dahil randevu usulü bugüne kadar bütün vatandaşlarımıza hizmet verdik. İl bu şeyler değişti. Kimileri tamamen kapattı. Kimileri sadece acil sağlık hizmeti ama biz her ikisini de şu sürece kadar yönettik. Şu ana kadar çok büyük sıkıntı olmadı. Ufak bir sıkıntı elbette ki olmuştu.